Herkese selam. Ben Ali Ulusoy. Bugün sizlerle Aslanlar Grup Aksesuar'ın yepyeni bir ürünü inceleyeceğiz. Karşınızda Katya. Katya robot süpürgenizi kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle telefonunuzdaki mobil uygulamayla eşleştiriyorsunuz ve ardından bütün her şeyi Katya'ya bırakıyorsunuz. Katya kendisi bulunduğu odayı bütün detaylarıyla tarayıp haritasını çıkartıyor ve bulunduğunuz odayı temizlemeye başlıyor. Peki Katya'nın performansı nasıl? Diğer robot süpürgelerle karşılaştırdığımızda süpürgenin temizlik anlamında daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Islak ve kuru temizlik yapabiliyor. Hava basıncı yani emiş gücü yüksek olduğu için etrafındaki tozu, pisi anında içerisine çekiyor. Ayrıca bu güçlü motor çalışırken süpürgeden yüksek ses çıkartmıyor. Tabii ki süpürgenin çalıştığını anlayacağınız düzeyde bir ses duyuyorsunuz. Ancak rahatsız edici düzeyde bir gürültü söz konusu değil. Robotun fırça yüksekliği zeminiyle daha iyi temas kurması için kendi kendini otomatik olarak ayarlıyor. Yanlardaki fırçalar ise robotun duvar ile arasındaki güvenli bir mesafe bırakmasını sağlıyor. Ardından bu fırçalar tam kesişim noktasında tozu ve pisi de alıyor. Bu arada temizlik sırasında sağa sola çarpma ve düşme durumu yok. Süpürgenin sensörleri bir engel algıladığı zaman ona göre hafifçe dokunuyor ve böylece yönünü ayarlıyor. Gelelim sağlamlığına. Katya robot olası darbelere karşı da etrafında korunması bulunuyor. Bu sayede hem kendini hem de çevreyi koruyor. Tabii ki de yine şarj kablosu, uzatma kablosu, ip gibi engellere takılmaması için yerlerde bu ve benzeri şeyleri bırakmamakta yarar var. Böylelikle siz evde yokken de rahatlıkla temizlik yapabilir. Sizin yapmanız gereken tek şey akşam geldiğinizde hazneyi çok kolay bir şekilde çıkartıp çöpe boşaltmak olacak. 3200 mAh'lik bir bataryaya sahip olan robot süpürge tam dolum ile tek seferde 120 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Ancak süpürgenin gücü %20'nin altına düştüğünde otomatik olarak kendini şarj istasyonuna çekip orada kendini şarj ettikten sonra kaldığı yerden temizliğine devam ediyor. Katya'nın teknik özellikleri ve temizlik modlarından da bahsedelim. Ağırlığı 4 kilogram, toz toplama kapasitesi 600 mililitre, su tankı kapasitesi 400 mililitre, emiş gücü 1800 PA, şarj süresi yaklaşık olarak 5 saatte %100 oluyor. 6 adet temizlik modu bulunuyor. Birincisi otomatik temizleme modu. Katya çevreyi tarayarak alanları, bölümleri ayırıp zigzag temizlemeye başladığı bir mod. İkincisi ise spot temizleme modu. Derinlemesine yoğun bir temizlik yapar. 3. Seçtiğiniz alanın temizlenmesi. Dördüncüsü bölge temizliği. Bu modülde tüm temizliği programlayabilirsiniz. 5. modül programlı temizlik. Katya'yı programladığınız saatte otomatik kendisi temizlemeye başlayacaktır. 6. modülümüz ise manuel kontrollü temizlik. Kumandadan yönlendirerek alanı temizleyebilirsiniz. Hazırsanız şimdi Katya'nın kurulum aşaması ve kutu içeriğine geçelim. Evet, kutumuzu açtıktan sonra öncelikle su tankını göstermek istiyorum. Su tankının yedek paspası ve üzerindeki paspası. Bu paspas buradan bu şekilde çıkartılıp yenisi takılabiliyor. Su yeri burada. Buradan dolduruyorsunuz. Yan fırçaları. İçerisinden 4 adet yan fırça çıkıyor. 2 tanesi makinenin üzerine, 2 tanesi yedek. Ve karşınızda tüm güzelliğiyle Katya. Toz toplama haznesini çıkartıyoruz. Kısaca bu hazneden de bahsedeyim size. Burada kapağını açıyorsunuz ve bunu bu şekilde boşaltabiliyorsunuz. Size buradan filtresini de göstereyim. Filtre kısmını. Yüksek performanslı filtresi. Size su tankının nasıl takıldığını da göstereyim. Su tankı 400 mililitre kapasitesi var. Üzerinde yerleri var, onları da göstereyim size. Doldurduğunuz zaman 400 mililitreyi buradan dolduğunu görürsünüz. Su tankımızı da takalım.
diğer parçalardan da bahsedeyim. Daha sonra Katya'nın detaylı özelliklerinden bahsedeceğim. Evet, temizleme fırçası. Yüksek performanslı filtre yedek olarak içerisinde sizlere geliyor. Şarj tabanı. Cihazınız şarjı bittiği zaman otomatik bu istasyona geliyor, kendini şarj ediyor ve kaldığı yerden devam ediyor. Şarj cihazımız ve son olarak da kumandamız. Mobil uygulamanın üzerinden birçok şeyi yapabildiğiniz gibi aynı zamanda kumandadan da yönlendirebiliyorsunuz cihazı. Üzerinde bütün fonksiyonel belirtileri, özellikleri burada ekranda görüyorsunuz. Yan fırçalarımızın nereye takılacağını ve nasıl takılacağını gösterelim sizlere. Buralara takılacak. Üzerinde silikon korumalıklar mevcut. Herhangi bir darbeye karşı kendini korumak için. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi herhangi bir engelle karşılaştığı zaman da cihazın sensörleri otomatik olarak yönünü değiştiriyor. Ve bu üzerinde gördüğünüz tekerlekler bulunduğu yüzeyin yüksekliğine göre kendini ayarlayabiliyor. Katya şarj istasyonuna bağlıyken kitapçıkta bulunan barkodu telefonunuzda okuttuğunuzda sizi otomatikman App Store'a yönlendirecek. App Store'dan uygulamamızı indirdikten sonra sağ üst köşede bulunan artı tuşuna basıp cihaz ekle diyoruz. Buradan küçük ev aletlerine tıklıyoruz. Ve buradan da temizlik robotu Wi-Fi'ye basıyoruz. Burada sizin bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının parolasını istiyor. Buraya parolanızı giriyorsunuz. Daha sonra Katya'nın üzerindeki açma tuşuna 7 saniye basılı tutuyoruz. Ağa bağlanma. Katya'nın mobil uygulamasını hem Android hem de Apple cihazlarınız için uygulama marketlerinden indirebiliyorsunuz. Tanıtma işlemimiz tamam. Katya'yı artık telefonumuzdan da kontrol edebiliyoruz. Biz daha önce çalıştırdığımız için odanın haritasını çıkartmış. Detaylı temizlik, bölge temizliği, planlanmış temizlik, şarj etme gibi özellikleri ekranın alt kısmından seçebilirsiniz. Yeni bir üründe, yeni bir videoyla görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.